Cumhurbaşkanı Ahmet Kutu. Alkışlarınızla. Yeterince yorucu, yıpratıcı bir seçim sürecinden sonra buraya geleceğe yönelik umut veren şeyleri dinlemeye geldik. Derken bu görüntülerde değinmesi bir çevre konferansına mı geldik diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız. Öncelikle hoş geldiniz. Dakikada 200 kelime konuşan bir Google konuşmacısından sonra beni dinlerken herhalde tavşanla kaplumbağayı kıyaslamış olacaksınız. İşimiz zor. Efendim bu görüntüleri paylaşmamdaki amaç ne dünyanın hızlı bir şekilde iklim sorunuyla yok oluşa doğru gittiği, ne aşırı tüketimin sonucunda oluşan neredeyse 7. kıtayı oluşturacak bu kirliliği. Kirliliğe rağmen dünyanın yarısının sefalet çizgisi, o yarısının da açlıkla mücadele ettiğinden bahsetmek için onları paylaşmak. Bu slaytları paylaşmaktaki amacım, dünyanın kaybederek kitaplarını kullanıyoruz. Neredeyse 2050 yılına kalmadan denizdeki canlı yaşamı bitirme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ve geri dönüşümde kullanılan ürünlerin tüketilen ürünlere göre çok az olduğu ve bu sunumu hazırlarken öğrendiğim bir şey de aslında geri dönüşümün çok da düşündüğü kadar masum olmadı. Örneğin belki sera gazları açısından hiçbir zararı olmayan kağıt poşetin normal plastik poşete göre masumlaştırılabilmesi için 13 kez kullanmamız gerekiyor. Bunu kimsenin 13 kez kullandığını sanmıyorum. Birilerine kral çıplak demesi gerektiğini düşünüyorum. Turgut Uyar bazen gitmek iyidir demiş. Ben de bazen rahatsızlık vermek iyidir diye düşünüyorum. Çevreyle ilgili, dünyanın geleceğiyle ilgili değil. Biraz evvel sevgili Faruk Bey'in sunumunda, Google Orhan Bey'in sunumunda tüketicinin hayatını ne kadar kolaylaştırdığımızı, bu kolaylığın sonucunda tüketimin ne kadar basit, rahat yapılabilir olduğunu anlatıyoruz ve tüm algoritmalar daha fazla satışa, daha hayatı kolaylaştıran tüketimi artırmaya yönelik. Benim vurgulamak istediğim şey, satmayalım, tüketmeyelim demiyorum. Ancak Nuri Bilge Ceylan'ın söylediği gibi güzel ve yalnız ülkemizin kaynakları çok sınırlı. Hani çöldeki dikeni yiyen devenin ağzını kanayıp kanını içtikçe hala daha fazla diken yiyerek kendi kanının içinde boğulmasına benzer bir sürecin içerisinde bir ülkede yaşıyoruz. Biraz rakamlarla ne söylemek istediğimi anlatmak istiyorum. Milyonlarca yılda oluşan doğal kaynaklarımızı
Örneğin mermeri ham mermer olarak, işlenmemiş mermer olarak 4-5 milyon tona yakın mermeri sattığımızda elde ettiğimiz ihracat gelirimiz 1 milyar doların altında. Ve bu görüntü. Çünkü bu mermeri çıkartmak için kullanılan enerji, alet edevatın birçoğu da ithalat. Başta Kaz Dağları olmak üzere cennet vatanımızın tüm tepelerini kelleştirdiğimiz, sadece üretim sırasında değil, üretimden sonra da yüzlerce yıl etkisini yaşayacağımız, etkisini yaşatacak, problemlere yol açan altın madeninin ülkemize katkısı konusunda bir fikrimiz var. Geçen yılki altın üretimimiz 40 ton altında ve altın fiyatlarının dünyanın en yüksek olduğu dönemde toplam gelir 2 milyar 200 milyon dolar. Peki bunun devletimize katkısı ne kadar biliyor musunuz? %1.25. Yani devletimizin cebine bu vahşetin sonunda 25 milyon dolar giriyor. Halbuki onun üzerindeki sürekli sürdürülebilir ve tükenmeyen tarımla, turizmle, doğal sporlarıyla çok daha fazlasını kazanmak, yan etkileri olmaksızın ülkenin net değerini arttırmamız mümkün. Peki, özellikle e-ticarette geçen yıl %22 oranında artan ambalaj ithalatına ülkemizin ne kadar para verdiğini biliyor musunuz? 4 milyar dolar. Dolayısıyla satalım, tüketelim ama en azından operasyonel verimlilikleri tüketiciyi bu anlamda olumlu yönde yönlendirerek ülkenin kendi kanının içerisinde boğulmasına engel olan bir sorumluluk da yapalım. Aslında bunu devlet, kamu gücünün yapması ve herkesin eşit koşullarda mücadele etmesini sağlaması gerekiyor ama maalesef ülkemizde hiç yasaklanmaması gereken düşünce ve ifade özgürlüğünde kısıtlamalar varken eylemlerin kısıtlanması ve bunun toplam ülkenin gelirini etki edecek kaynak kullanımının verimli kullanılması konusundaki kısıtları maalesef yapamıyoruz. Ya da gelen kısıtlamalar bazen adrese yönelik, bazen tepkisel olarak verimsizliklere yol açan nitelikli kısıtlamalar oldu. Naçizane bir lojistik şirketinin yöneticisi olarak e-ticaretle en fazla aslında nasiplenen sektörlerin başında gelmemize rağmen ben gerek bir müşteri olarak gerekse hizmet veren olarak şahit olduğum gelişmeler karşısında iki operasyonel verimlilik önerisinde bulunacağım. Bugün çayın taşıyla çayın kuşunun vurulması gibi tarif edeceğimiz pazar yeri şirketlerinin büyük bir kısmı operasyonlarda artık üreticilerin direkt kendi ambalajlı sevk ettikleri ürünlerle satışları gerçekleştirmekte. Örneğin ben aynı anda aldığım 5 kitabı 4 ambalaj ve 2 ayrı kargo sevkiyatında aldığımı biliyorum. Bunlar aynı sevkiyatı tüketicinin biraz daha olumlu bir şekilde yönlendirilerek, bilinçlendirilerek bu kadar acil ihtiyacı yok. Bir hafta sonra da gelse olabilir. Örneğin seçme kriterlerinde karbon ayak izinin gösterildiği bir sonraki gün ya da haftalık konsolide olarak sevkiyatların yapıldığı, bunun karşılığında elde edilen tasarrufun bir kısmının tüketiciyle de paylaşıldığı bir modelde. Evet, belki kurumlarımızın EBITDA'larında olumlu gelişmeler yaratan bir aktivite oluyor ama toplam resme baktığımız takdirde ülkemiz her halükarda neredeyse kanının organlarını satma pahasına elde ettiği gelirlerin önemli bir kısmını tek kullanımda çevreyi kirletme unsurlarını da bir tarafa bırakalım. Ambalajların ithalatına vermekte. Diğer bir örneği bu e-ticaretin yoğunluk kalitesi. Gördüğünüz gibi neredeyse işin büyük bir kısmı İstanbul'da ve onun haricinde de birkaç büyük ilimizde. Ülkemiz İsveç'e benzer bir yapıda. İsveç iki elemesine, biz yatay elemesine. 1500 kilometrelik bir ülkede neredeyse ticaretin çok büyük bir kısmı batıdaki köşeden diğer tüm coğrafyaya yayılıyor.
Bizler o kadar zenginiz ki türlü operasyonları herkes Türkiye'nin en ücra köşesine 48 ya da 72 saat içerisinde farklı şirketlerle gönderiyoruz. Halbuki Ankara ve doğusuna üreticilerin, pazar yerlerinin ve kargo şirketlerinin ortaklaşa kuracağı, maliyetinden eşit şekilde yararlanacağı bir şekilde sevkiyatların konsolide olması halinde tamamı neredeyse bir tane dayalı enerji maliyetleriyle ekipman maliyetlerinin düşmesi bizim tüketimimizi azaltmazken yarattığımız israfı bir o kadar düşürecektir diye düşünüyorum. İkinci e-ticaretten beklediğim, benim umutlandığım konu sevgili Mert Fırat Köy Enstitüleri için Cumhuriyet'in ideolojilerini yayma aracı olarak değerlendirdi ama tam katılmıyorum. Köy Enstitüleri Türkiye'de bir dönüşüm projesiydi. E-ticarette Köy Enstitüleri'nin eğitimde yaptığına benzer bir şekilde Türkiye'nin en ucuza köşelerindeki aile işletmelerine nitelikli üretimi, dünyaya uygun, satılabilir üretimi öğretmek ve bu şekilde Türkiye'yi üretici kimliğine dönüştürmek için büyük bir fırsat. Demek istemiyorum, hala bu fırsat var ama biz eğer bir şekilde işbirliğini stratejik akılla birleştirip konsolidasyonu sağlayamadığımız takdirde bu fırsatları kaçıracağız. Çünkü bakın, e-ticaret hacmi dünyada yaklaşık 6 trilyon. Bizim bundaki payımız %0.5 bile değil. Gerek yurt dışına yapılan operasyonlarda her firmanın kendine ait çözümlerle ilerlemeye çalışmasının yarattığı israf, gerekse pazar yeri şirketlerine girişteki zorluklar, bizim bu anlamdaki rekabet gücümüzü oldukça azaltıyor. Çünkü zaten ülkemiz nitelikli yatırımı 25 yıl önce Ford Otosan Gölcük'ten sonra hedefimi saymazsanız sadece finansman, sadece perakende, sadece hizmet sektörlerinin dışında üretime yönelik hiçbir yatırım almadı. Dolayısıyla ihracat ürünlerimiz, doğal kaynaklarımızı satarak ya da sığınmacıların yaratmış olduğu, sağlamış olduğu rekabet gücüyle tekstil ve konfeksiyonda pandemideki avantajımızla kaybederek gittikçe gerilediğimiz bir ortamda çok fazla satacak ürünümüz de yok. Ancak şu çarpıcı bir örnek. Bu 700 gramlıktır bitmez. Türkiye'den satış fiyatı 3 dolar. Amerika'daki pazar yerindeki satış fiyatı 18 dolar üzerinde. Bu katma değeri büyük bir kısmı pazar yeri şirketlerine ödenen hizmet ve komisyon gelirlerinden, bir kısmı da lojistik giderlerinden oluşuyor. Ben diyorum ki herkes kendi ticaretini yapsın ama üçüncü parti pazar yerlerindeki operasyonları bir ortak oluşan akıl birlikte ülke bazında, pazar yeri bazında bir koordinasyonla tek bir elde ilgili pazar yerine veya ilgili ülkeye belirlenecek firmayla konsolide olarak göndererek operasyon maliyetlerimizi ciddi ölçüde düşürebiliriz. Çünkü sattığımız şeyler zaten Apple tarzı bir ürün değil, oldukça ikame edilebilen, her taraftan temin edilebilen, satılması illa da şart olmayan ürünlerden oluşuyor. Biz buradaki rekabet gücümüzü operasyonlarda harcadığımız maliyetlerle kendi gücümüzü zayıflatırsak bu alanda büyüme şansımız yok. %0.5 ötesine gidemeyiz. Ama asıl karlılık neden bir Türkiye'de üretilen ürünler, ki yabancı markalarda olabilir ama Türkiye'de üretilen ürünler için ortak bir pazar yeri geliştiremiyoruz. Dolayısıyla asıl karın elde edileceği ve katma değeri ülkemizde kalacağı bir pazar yeri çalışmasında gördüğümüz gibi 3 dolara satılan, bunun içerisinde tüm emeği kârı olan bir yapının 18 dolara satılabildiği bir dünyada ülkemizin ancak yaşamak düzeyindeki gelirlerle yetinmesinin önüne geçebiliriz. Harari, insanın
ayıran, diğer tüm canlılardan ayıran özelliklerin bir tanesinin işbirliği yapabilme yeteneği olduğunu söylüyor. Gerçi yapılan araştırmalara göre insanlar işbirliğini kendilerini ya da çıkarlarını riskte gördüğü zaman daha fazla işbirliğine açık olduklarını gösteriyor, söylüyor. Yeterince çıkarlarımız risk altında değil mi? Geçen hafta yayınlanan Steve Hanke'nin sefalet raporunda ülkemiz 10. sırada. Ve gerçekten her geçen gün daha da derinleşen bir fakirleşmenin içerisine giriyoruz. Gibi görünme çağında bunu en iyi uygulayan ülke durumundayız. Artık gerçekleri, yaptıklarımızın neye mal olduğunu, sadece karlılığımızın değil o karın bir müddet sonra sürdürülemez hale geleceğini bilerek, özellikle kamu otoritesinin bu konuda daha akıllıca, sektörlerde gelen önerilerle nitelikli kısıtlamalar getirmesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü nitelikli kısıtlamalar yaratıcı çözümlerin tetikleyicisi olacaktır. Benim sürem bitti. Gorbaçov'a mezar taşında ne yazmasını istersiniz demişler. Rahmetli denedi yazın demiş. Ben de önümüzdeki ay 40. yılı dolduracak ticari yaşamımda emeklilik aşamasına geldim. En azından denedim demek istiyorum. Umarım sizleri rahatsız etmişimdir. Umarım bunu sıkmadan yapmışımdır. Saygılarımı sunuyorum.